Kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle: Yaratmak için sadece bilmek yeterli midir? Ee, aslında bütün varlıklar nasıl ki sonsuz ve her şeyi hata eden bir ilmin varlığını gösteriyorsa, aynı şekilde bütün varlıklar her şeyiyle o sonsuz ilim sahibinin külli iradesine de işaret eder ve gösterir. Neden? Çünkü sayısız vaziyetler, şekiller, suretler içinde bir tanesini seçmek, bir tercih, bir kast ve bir irade ile ancak olabilir. Öyleyse bu durum bir tercih edeni ister ve gösterir. Mesela farklı cihazları ve aletli olan bir insan bedeninin basit bir damla sudan yaratılması Yüzlerce azaları bulunan bir kuşun basit bir yumurtadan var edilmesi yine yüzlerce farklı kısımlara ayrılan bir ağacın basit bir çekirdekten icat edilmeleri neyi gösterir? Elbette sonsuz bir kudrete ve her şeyi kuşatan nihayetsiz bir ilme çahadet ettiği gibi kat'iyen ve kesinlikle Yine şahit eder ki onları yaratan ve icat eden zatın bir külli iradesi vardır. İşte bu sonsuz ve her şeyi bilen o zat o iradesiyle her şeyin her şeyini o varlığa özel olarak yaratır. Sadece o varlığa has olarak. Yine o iradeyle her şeyin her parçasına, her uzvuna, her organına her cihazına ve her aletine ayrı ayrı o varlığa özel şekil verir, vaziyet verir, elbise giydirir. Demek ki her varlığın binler ihtimaller içinde özel bir surette, özel bir uzuv ve özel bir cihaz olarak tercih edilmesi bütün bunları idare eden ve tercih eden bir zatın varlığını ve birliğini gösterir. Aslında konuyu biraz daha ince bir örnekle açıklamak gerekirse mesela bir atom zerresi atom halindeyken sayısız cisimlere, aletlere, cihazlara girmeye hazırdır ve adaydır. Yani istenilen bütün varlıklara girebilir. Peki bu atom bir şeye girip orada bir görev aldığında Artık bütün ihtimaller saf dışı kalmış ve sadece orada bir görev verilmiş olur. İşte bu atomun o varlıkta belli bir şekil alması ve ona göre dizayn edilmesi elbette bir irade edeni ve onu ona uygun olarak tercih edeni akla bildirir ve kalp gözüne, basiret gözüne gösterir. Çünkü o atom o varlığa girme emrini kendi veremez. Veya girdiği varlığın genel sistem ve yapısını bilemez ki kendi kendine karar verebilsin ve orada vazife icra edebilsin. Şimdi dolayısıyla bu konuyu bir de büyük bir örnek vererek açıklayıp sonlandırmaya çalışalım. Mesela güneşin şimdiki yere konumlandırılması bir tercihtir. Ve bu konumlandırmanın trilyonlarca faydalı sonuçları bulunması da bir tercihtir. Demek ki bu tercih yapan zat bütün o faydalı sonuçları biliyor ve ona göre tercih ediyor. İşte bu durum sonsuz bir ilim, sonsuz bir iktidar, sonsuz bir irade ile olabilir ancak. Neden? Mesela güneşin şimdiki yerine konumlandırılmasına şöyle bir bakalım. Birçok hikmetlerinin yanında dünya üzerinde yaşayan canlılar arasında doğrudan bir bağ, doğrudan bir ilgi ve ilişki bulunuyor. Çünkü hayatın oluşması ve devamı ve bu bu konumlandırma uygun olarak hayatını sürdürebilmesi ancak o güneşin bu haliyle mümkün olabilmektedir. Demek ki bir atomun veya bir insanın veya başka bir sebebin bu komplike tercih yapması mümkün olmadığına göre bütün bunları tercih eden bir irade sahibinin net olarak varlığını gösterir. Buna en aptal insanlar bile kendi kendine meydana gelmeyeceğini bilir ve inanır. Öyleyse bütün bu mükemmel şeyler kendi kendine meydana gelmiyor. Bunları bu hallerine uygun ve maksatlarına ve uygun olarak tercih eden bir zat vardır. İşte bütün bunlarla beraber sonsuz bir ilim, irade ve kudreti olacak ki o sonsuz şeyleri tercih eden zat ona göre bunları tercih etsin. Demek ki her varlık bir, her haliyle, iki, her tavrıyla, üç, her cihazatıyla, dört, her organıyla saymaya devam edelim mi? Aslında her şeyiyle irade eden ve tercih eden bir zatın varlığına delil ve şahittir. Şu halde kainattaki bu sonsuz denecek say açısından yani bu kadar çok varlıkların belli şekillerde, suretlerde, özelliklerde yaratılması Birçok ihtimaller içerisinden bir tanesinin var olarak ortaya çıkarılması elbette onları tercih eden, irade eden, hikmetle isteyen bir zatın varlığını ve birliğini net bir şekilde ortaya koymaktadır.